gelse bitti Fiona. İşte yeni merdivenim burada. Kat, dikkatli ol. Hola Gecko. Helena ve ben havada dönüş alıştırması yapıyoruz. Bizi izle bak. Daha yükseğe uçalım. Aa, dikkat et Kat. Kırmızı. Gecko, Helena'nın kızakları olmadan iniş yapamam. Olamaz. Çabuk tamirciler, yardım etmeliyiz. Bana şu tekerlekleri getirin lütfen. Ha, azıcık daha uzanabilsem. Deniyorum, deniyorum. Dayan biraz Gecko. Mavi, kızakları al. Benim bir fikrim var. Şimdi Mavi. Mutlu son daha. Yardımın için sağ ol Gecko. Lafa mı olur Kat? Bugünler için varız. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün oldukça sakin bir gün. Biraz bahar temizliği yapıyoruz. Ha? O ses de neydi öyle? Otobüs Bobby. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi gel, seni bir kontrol edelim. Vay canına, Bobby gerçekten hiç iyi değil. Bakalım neler olduğunu anlayabilecek miyiz? Belki de radyatöre su koymamız gerekiyordur. Hadi hadi tamirciler. Oh. Hayır. Sorun bu değilmiş. Durun biraz. Aha! Zavallı Bobby yağ sızdırıyor. Yağ motorun rahat çalışmasını sağlar. Bunu tamir edebiliriz. Tamam, sorunun kaynağını bulduk. Borunda yağ kaçağı varmış. Yeşil hemen deliği onaracak şimdi. Parlak ışıklarla ona kaynak yapacak. Yara bandı da yaranı koruyacak. Yaşasın! Aferin sana Mavi. Aferin sana Yeşil. Daha iyi hissediyor musun Bobby? İşte mutlu bir müşteri daha. Bizden bu kadar. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Ah, ne güzel güneşli bir gün. Vay canına. Bu da ne böyle? Bu kocaman balonla tamirhanem kilometrelerce uzaktan bile görülebilecek. Bu da kim olabilir? Meşgulüm. Max, lastiklerin mi patladı? Pekala. Bir dakika. Gelincik Max'in lastiklerine hava basmıyor. Balonda kullandığı helyumu koyuyor. Demek ki...
Merak etme Max, geliyorum. Tornavidalar aşkına yardım edin. Neden benim hatam oluyormuş? Sakın panik yapma Max. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Max, lastiklerinden biraz hava boşaltabilirsem bir balon gibi kayıp gidebiliriz. İşte oldu Max. Şimdi doğru tamirhane. İşte tamamdır Max. Eskisi gibi oldu. Reklam balonum hazır olduğunda o Gecko'ya gününü göstereceğim. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün burası biraz çamurlu. Hadi gelin biraz araç yıkayalım. Bakın. Bebek kamyon temizlenmek için buraya geliyor. Merhaba bebek kamyon. Galiba buraya neden geldiğini biliyorum. Foşurt, şakırt, bıcı bıcı. Başlasın Gecko'nun yıkaması. Bu pek olmadı. Hala çamurlar duruyor. Tabii ya. Makineye sabun koymayı unutmuşuz. Sabun olmadan doğru düzgün yıkanılmaz. Sabunu da koyduğumuza göre artık bütün çamurları yıkayabiliriz. Çok tuhaf. Fırçaların köpükleri temizlemesi gerekiyordu. Aha, tabii ya. Bebek kamyon o kadar küçük ki fırçalar ona yetişemiyor. Yaşasın. Oto yıkama çalışıyor. Üstelik bebek kamyon da pırıl pırıl oldu. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz. Tam pembin dilin gelmiş. Nasıl yardımcı olabiliriz? Damperinde bir sıkıntı var demek. İş başına tamirciler. Damperin kendi kendine açılıyor. Bir bakalım. Pistonunu değiştirmemiz gerek. Kolu çekelim de ben piston getirirken damperin kendiliğinden açılmasın. Thank you.
sorunu çözecektir. Oo. Ha? Nasıl oldu da yine açıldı? Kolu tekrar yukarı kaldıran sizdiniz demek. Önemli değil. Biraz eğlenmişsiniz. Ama şimdi işe geri dönelim. Yeni bir pistonun oldu Dylan. Ama bu eski piston için güzel bir fikrim var. Gelin tamirciler, işte bitti. Dylan'ın eski pistonuyla yaptığım yepyeni kaydırağı deneyin bakalım. Büyük yarışa hoş geldiniz. Ben Wilbur T. Weasel. Bugün burada şehrin en hızlı tamircisi olduğumu kanıtlayacağım. Hem de turbo güçlü canavar kamyonumla. Sorun yok Tilly. Kazanmak için turbo motora ihtiyacımız yok ki. Sen beni hiç yarı yolda bırakmadın. Hazırlan Gecko. Yeşil ışık yandığında yarış başlayacak. Yerlerinize hazır. Başla. Bas gaza çekici Tilly. Parlak birincilik madalyamı almak için sabırsızlanıyorum. Parlak kol saatime de çok uyacak. İşte bu Tilly. Ağır ve dikkatli. Turbo gücü devreye sok. Duramayız. Hemen gidip ona yardım etmeliyiz. Batıyoruz. İmdat. Endişelenmeyin Bay Weasel. Sizi çabucak oradan kurtaracağız. Kabul ediyorum, dürüst bir şekilde kazandın. Ama bir dahakine kazanan ben olacağım. Eğlenmek isteyen herkes tamirhaneme kadar yarışsın. Hoşçakalın. Merhaba Bobby. Olamaz. Gel de şu eski tamponu değiştirelim. Tamamdır tamirciler. Şu tamponu çıkarabilir misiniz lütfen? Dikkatli olun. Yavaşça. Yavaşça. Dikkat edin tamirciler. Hep birlikte çalışmalıyız. Sağ ol Yeşil. Olamaz. Kendi başınızı tamir etmeniz gerekecek tamirciler. Yeşil. Sağ ol Yeşil. Tamirciler. Hep birlikte çalışmalısınız. Aferin size tamirciler. Takım çalışması nasıl işe yarıyor gördünüz mü? İşte oldu Bobby. Yakaladın Yeşil.
bunlar da nereden gelmiş böyle? Bay Gelincik, iyi misiniz? Vicky'yi dünyanın en hızlı dondurma arabası haline getirdim. Ama tek bir dondurma bile alamadan uçtu gitti. Ortalığa daha fazla zarar vermeden Vicky'yi hemen durdurmamız gerek. İşte geliyor. Hazır mısın Mavi? Mavi, çabuk kapatma düğmesine bas. Bitti. Aferin sana Mavi. İyi de ben hala dondurmamı almadım. Roketlerden nefret ediyorum. Hadi tamirciler, gidip nasıl olduğuna bir bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi Max. Bu gürültü de ne böyle? Harika inişti Max. Yeni taktığımız askı yayları güvenli bir iniş yapmanı sağladı yani. Ek bir plana ihtiyacımız kalmadı. Sence Kırmızı? Birkaç küçük ayar yapsam yeterli olur bence. Sen de abin gibi olmak istersin değil mi Molly? Buradan sakın ayrılma. Ben senin tekerlerine Gecko'nun taktıklarından çok daha iyi yaylar takacağım. Göreceksin. Bitmek üzere Max. O da ne? Beklediğimden daha çok zıplıyor. Olamaz. Molly çok fazla zıplıyor. Onu durdurmamız gerek. Çabuk Kırmızı, B planına geç. Hazır mısın Kırmızı? Şimdi Kırmızı, B planını devreye sok. Korkma, geçtim Molly. Abin gibi olmak istediğini biliyorum, evet, ama gel de şu yaylarını düzeltelim, olur mu? Hadi Molly! Gecko benden daha iyi yay yapabileceğini sanıyor. Bu yeni yaylar düzgünce yere inmeni sağlayacak. Şimdilik hoşça kal Molly. Gidip oyun oynayabilirsin. İtfaiye arabası Fiona. Ne oldu? Neyin var? Hortumun mu çalışmıyor? Hadi bir bakalım. Sakın merak etme Fiona. Seni hemen tamir ederiz. Gidip en iyi pensemi alayım. Hey!
Ne? Hadi tamirciler, bana biraz yardım edin lütfen. Sen iyi misin Sarı? Pekala, sanırım sorununu çözdük. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için teşekkür ederiz Fiona. Görüşürüz. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Şu anda Bobby'yi kontrolden geçiriyoruz. İşimiz neredeyse bitti. Durun! Tamirciler! Ben hala buradayım! Bobby! Bobby! Hayır olamaz. Bağırıyorum ama beni duymuyor. Tamirciler! Hadi çabuk! Bir şeyler yapın! Dikkat edin! Önümüzde bir köprü var! Oh, tornavidalar aşkına ucuz yırttık! Bakın, bir yüksek köprü. Harika bir fikir tamirciler. Şimdi atlayıp merdiveni tutabilirsem. Kaçırdım. Şimdi ne olacak? İyi düşündün Sarı. Günü kurtardın. Sorun yok Bobby. Nereden bileceksin ki? Hem kimse yaralanmadı. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim tamirciler. Siz olmasanız ben ne yapardım? Görüşürüz. Aferin size tamirciler. Tornavidalar aşkına. Sanırım burada biri ağlıyor. Bakın canavar kamyon Max. Ve küçük kız kardeşi Molly. Yardıma ihtiyaçları var. Merhaba Max. Merhaba Molly. Atlı karıncanın vidalarını gevşetmek gerek. Merak etme Molly. Tekrar dönmesini sağlayabiliriz. Bakın kamyon ailesi de gelmiş. Merhaba bebek kamyon. Uçurtmanı uçurmak için yardım lazım herhalde. Ve benim bir fikrim var. Bize yağ ve bir anahtar gerek tamirciler. Pekala tamirciler, itin. Başım dönüyor. Artık planımı test edebiliriz. Hazır mısınız tamirciler? Bu sefer dikkatlice.
aferin size tamirciler. Sonunda herkes mutlu. Sağ ol Kırmızı. Bugün gerçekten çok sıcakmış. Şuraya baksana. Bebek ve anne pikniğe gidiyor. Ama bebek hiç iyi görünmüyor. Gel bakalım bebek kamyon. Seni güzelce muayene edip sorun neymiş bulalım. Sorun buymuş demek. Senin çok ateşin var. Çabuk tamirciler, gidip su getirin. Olamaz. Yeteri kadar su içmiyorsun, değil mi? Hava sıcakken bol bol su içmek çok önemlidir. Çok daha iyi. Ama sanırım hala çok sıcaksın. Aha, buldum. Oto yıkamayı soğuğu ayarlar mısın lütfen Kırmızı? Hadi bebek kamyon. Soğuk bir duş alma vakti. İyileştin. Şimdi rahatça pikniğe gidebilirsiniz. Güzel vakit geçirin. Hoşça kalın. Bu leziz koku da ne? Aynen öyle. Her müşteriye bir şiş kebap bedava. Bu sayede müşterilerim kesinlikle artacak. Buyur bakalım Erik. Çabucak pişir. Bir şey mi yanıyor? Bu aptal makinenin sorunu ne? Hayır, benim güzel mangalım. İtfaiye arabası Fiona, yangın çıktı. Kurtarın. Hadi şu yangını söndürmeye yardım edelim. İş başına tamirciler. Mangalımı kurtarın. Çabuk ol. Sırılsıklam oldum. Olamaz. Affedersin. Hortum yetişmiyor da. Harika fikir Fiona. Hadi yangın tüpünü kullanalım. Yakaladım seni. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Hepinize aferin çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabelamızı boyama vakti gelmiş tamirciler. Mavi, sarıyla birlikte yeşil boyayı alıp çatıya çıkabilir misin lütfen? Olamaz. Fiona'nın tamponu kırılmış. İçeri gel de düzeltelim şunu. Yeşil, bize ekstra güçlü tutkalı getirir misin lütfen? Ah!
Tutkal'ın rengi yeşil olmamalıydı. Tutkal'ın mavi ve yeşil almış olmalı. Çabuk, kırmızı, çatıya çık hemen. Zavallı kırmızı. Çatıya çıkmanın başka bir yolunu bulmamız gerek. Olamaz. Yapış yapış olmuşsunuz. Tutkal tamamen kurumadan sizi buradan kurtaralım. Fiona, hortumun ödünç alabilir miyiz lütfen? Hiç endişelenmeyin tamirciler. Birazdan sizi kurtaracağız. Hepinize aferin çocuklar. Fiona da ben de yepyeni görünüyoruz. Herkese merhaba. Bugün Yeşil'in doğum günü ve plajdaki partiye hazırlanıyoruz. Gel buraya. Bunlar helyum balonu. Yani uçabilirler. Her şey hazır. Şimdi itfaiye arabası Fiona'nın yaş günü pastasını getirmesini bekliyoruz. Dikkat et Fiona. Sakın ıslak kumlara girme. Çabuk. Deniz yükseliyor. Seni bir şekilde oradan çıkaracağız Fiona. Aha! Fiona'yı balonların hepsini bağlayarak kaldırabiliriz Yeşil. Balonları sevdiğini biliyorum ama Fiona'nın onlara ihtiyacı var. Lütfen onları kullanabilir miyiz? İşe yaradı! İşe yaradı! Fazla işe yaradı galiba. Fiona uçup gitti. Tabii ya. Koşun, koşun tamirciler. Aferin size tamirciler. Ve işte diğer konuklar da geliyor. Hepinizin gelebilmesine çok sevindim. Balonları paylaştığın için aferin Yeşil. Ve iyi ki doğdun. Yaşasın. Vaktinden de erken gelmişsin Erik. Tamirciler. Erik tamir edilmek için sabırsızlanıyor. Hadi kalkın uykucular. Tüm gece şarj oldunuz. Enerji dolu olmanız gerek. Hadi Erik'i tamir edelim de yola çıkabilsin. Hiç bilmiyorum. Haklısın Erik. Gece aletlerinin fişini takmayı unutmuşuz. Neden bu kadar bitkin oldukları anlaşıldı. Hadi bakalım uykucu tamirciler, şarj olma vakti. Şahmat. Yaşasın. Pekala tamirciler. Şarjınız tamamen doldu. Hadi artık Erik'i tamir edelim. Tamamdır Erik. Eko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere.
İşte böyle tamirciler. Hadi tamirhaneyi tertemiz yapalım. Aa, bakın bir müşteri geldi. Kamyon ailesi gelmiş. Anne kamyon, geri dönüşümlü anne ve bebek kamyon. Bebek kamyon hiç mutlu görünmüyor ama. Dişin mi sallanıyor? Bu konuda hiç endişelenme bebek kamyon. Dişin çıktığında yatarken yastığının altına koy ve sabah altın bir para bul. Aa, hayır olamaz. Bebek kamyon hapşırınca dişi de fırladı. Aa, merak etme, biz dişini buluruz. Hadi koşun tamirciler. Üzgünüm Yeşil. Ama o bir diş değil. Dikkat et Sarı. Bütün tamirhaneyi baştan sona aradık. Ama bebek kamyonun dişini hiçbir yerde bulamadık. Durun biraz. Bakmadığımız bir yer daha var. Mavi'nin toz alıcısı. Al bakalım bebek kamyon. Şimdi eve gidip dişi yastığının altına koy. Yakında daha fazla macerayla Gecko'nun tamirhanesinde birlikte olmak üzere. Görüşürüz. Hey, Max gelmiş. Canavar kamyon. Bugün senin için ne yapabiliriz bakalım? Kahramanın gibi mi görünmek istiyorsun? Yani ezici kral gibi, ha? Sanırım bunu yapabiliriz Max. Ben aletlerimi alayım. Tamirciler, siz başlayın. Pekala, aletlerimi aldım. Tamirciler, siz ne yaptınız? Harika göründüğünü sanıyor olabilirsiniz. Ama Max'in istediği şey bu değil. Merak etme Max, seni düzelteceğiz. İşte bitti Max. İstediğin bu muydu? Gecko'nun tamirhanesinde bir mutlu müşteri daha. Yakında tekrar görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Gecko. Güneşli ve harika bir gün. Ben de biraz kuşları izleyeyim dedim. Bakın. İkizler geliyor. Barry ve Carrie. Olamaz. Barry kaza yaptı. Tamirciler çabuk. Hemen ona yardım etmeliyiz. Hemen çekici Tilly'yi getirin.
Merak etme Beri. Seni hemen oradan çıkaracağız. Mavi. Hadi seni bir kontrol edelim şimdi. Tuhaf. Motorun çalışmıyor. Kerry Beri'yi neşelendirmeye geldi. Ne tatlı. Bir terslik olduğunu fark etmiştim zaten. Bu balık Beri'nin egzozuna sıkışmış olmalı. Motor bu yüzden çalışmıyormuş. Sevdiklerinin ziyarete gelmesi iyi bir şeydir. Daha çabuk iyileşmenizi sağlarlar. Balık da sağ salim evine döndü. Arkadaşları onu çok merak etmiştir. Evet, işte her şey yoluna girdi. Yakında tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese merhaba. Dondurma arabası Vicky bugün tamire geldi. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Teşekkür ederim Sarı. Tornavidayı alabilir miyim lütfen? Dikkatli olun tamirciler. O boru buz gibi bir havayla dolu. Vicky dondurmaları bu şekilde donduruyor. Sarı! O düğmeye sakın basma! Teşekkür ederim tamirciler. Beni kurtardınız. Evet. Hadi şimdi Vicky'yi tamir edelim. Teşekkür ederim Vicky. Görüşürüz arkadaşlar. Tatil ne kadar güzel bir şey. Kamp yapmaya bayılıyorum. Ateş sönmeye başladı. Sarı, biraz daha odun bulabilir misin lütfen? Şimdi de hikaye zamanı. Galiba hikaye kitabımız karavanda kaldı Yeşil. Teşekkür ederim Sarı. Durun biraz. Bunlar karavanın takozları. Demek ki... Acele edin. Şu karavanı yakalayın hemen. Bu karavanı durdurmanın bir yolu olmalı. Teşekkür ederim Yeşil. Tornavidalar aşkına. Yaşasın. Çok iyi işte Tili. Hepinize aferin.
Heyecan sona erdi. Doğru yeşil. İşte şimdi hikaye zamanı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunlar anne kamyon ve bebek kamyon. Acaba neden burada bekliyorlar? Tünel tıkandı ve siz de geçemiyor musunuz? Ben bir kontrol edeyim. Olamaz. Göçük oluşmuş. Diğer tarafta kapandı. İçeride mahsur kaldık. Merak etmeyin. Alet çantam yanımda. Bize daha büyük aletler lazım. Tilinin gücü bile kayayı yerinden oynatamıyor. Peki nasıl dışarı çıkacağız? Kamyon hepimizi kurtardı. Bütün kayayı temizlemek için ekskavatör Eric'i arasam iyi olacak. Yiko'nun tamirhanesinde yeni maceralarla buluşmak üzere. Herkese merhaba. Ekskavatör Eric tamirhanemize geldi. Delme işlerini doğru düzgün yapıyor mu kontrol edeceğiz. Kim yardım etmek ister? Galiba seçeceğim kişi... Sarı. Oynamak istediğini biliyorum. Ama bence çalışırken de gayet eğlenebilirsin. Önce motorunu kontrol edeceğiz Eric. Hadi şimdi güzelce gaz ver bakalım. Bundan daha iyisini yapabilirsin Eric. İyi yakaladın Sarı. Şimdi de palet parçalarına bakalım. Şimdi de sıra son parçada Eric. Bakalım kazma kolun nasıl çalışıyormuş. Biraz yağ çıkarır mısın Sarı? Aferin sana Eric. Kontrolden geçtin. Artık istediğin kadar kazabilirsin. Sen de oynamak ister misin Sarı? Eğlenceli olacağını söylemiştim sana. Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla iş ve eğlencede görüşmek üzere. Neredeyse tamirhaneye geldik tamirciler. Biri yola çöp atmış. Gerçekten çok çöp var. Ve geri dönüşümlü anne hiç mutlu değil. Hadi gidelim. Çöpleri takip edersek kimin attığını da bulabiliriz.
İzler sola doğru gidiyor. Ha, bu çöp kamyonu Demon değil mi? Arka kapağı bozulduğu için çöpler dökülüyor. Müzik o kadar yüksek ki fark etmiyor bile. Tamirciler, Dylan'ın müziğini kısmamız gerekiyor. Hadi kullanalım attığımız şeyleri. Bu işi çözelim, ayıklayalım çöpleri. Dylan! Dylan! Arka kapağın bozulmuş Dylan. Ama merak etme, ben tamir edebilirim. Geri dönüşümlü anne ve tamirciler çöpleri topluyor. İşte oldu. Ayıklama işi nasıl gidiyor? Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerada görüşmek üzere. Dylan, kıs şunun sesini. Herkese merhaba. Ben Gecko. Şu anda eve gidiyoruz. Oh! Bu bebek kamyon. Ne oldu bebek kamyon? Emziğini mi kaybettin? Tamam üzülme. Biz sana emziğini buluruz. Hadi, hadi gidin tamirciler. O kırmızı çiçeklerin arasına da bakın. Bir şey var mı orada? Peki şu yeşilliklerin arasında yok mu? Orada bir şey görebiliyor musun? Buralarda bir yerde olmalı. Çok üzgünüm bebek kamyon. Hiçbir yerde emziğini bulamadım. Mavi! Aferin sana. Emziği bulmuşsun. Al bakalım bebek kamyon. Her şey yoluna girdi. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Gidelim tamirciler. Bugün tamirhaneye Fiona gelecek. Oy canına. Bendeniz tamirci gelincin sahibi gelincik. Her şeyi makinelerle daha hızlı hale getiririm. Merhaba Bay Gelincik. Ben de Gecko. İşte ilk müşterim geldi. Bütün işler bitmeli hızlıca. Tamirci gelincik bu işte bir numara. Görüşürüz kurbağa. Adım Gecko. Pekala Fluella. İşimiz uzun sürmez. Acaba hangi düğme işlemi başlatıyordu? Oo, hepsine basarsam olur bence. Yine bekleriz Felicity. Ne kadar çabuk bitti. Hay aksi, Fiona iyi görünmüyor. Hadi gel Fiona, sana bir bakayım.
İşte sorun buymuş. Gelincik işi çabuk bitirebilmek için senin depona yağ yerine sabun koymuş. İşte sorunu güzelce hallettik. Fiona artık baloncuksuz. Doğru düğmeye bastığımdan eminim. İğrenç. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Tornavidalar aşkına tamirciler. Bu kapı gerçekten sıkışmış. Bu ses senden mi geldi Tilly? Bakın traktör Trevor geldi. Anlaşılan yardıma ihtiyacım var. İçeri geç bakalım. Anlaşıldı. Arkadaşlar, sorunun kaynağını buldum galiba. Çarklarını değiştirmemiz gerek. Tamirciler, bize gereken çarklar için yağ ve... Büyük anne Gecko'nun çok güçlü İngiliz anahtarı gerek. Tamirciler, bu anahtarı kaldırmak için güçlü kaslara ihtiyacınız var. İşte böyle daha iyi. Çarkların bayağı ısınmış. Bir de şimdi dene Trevor. Traktörlerin ağır yükleri taşıyabilmek için sağlam çarkları olmalı. Belki Trevor gücünü kullanarak bize yardım edebilir. Arkadaşlar! Yaşasın! Aferin size takım! Görüşmek üzere Trevor! Güle güle! Çok haklısın Yeşil! Yangın çıkmış! Bak zaten itfaiye arabası da geliyor! Hayır olamaz. Anne ve bebek kamyon eğlencesine yarışıyor. Sesleri o kadar yüksek ki sirenleri duymuyorlar. Fiona, artık sana daha yüksek sesli bir siren takmamız gerek. Hadi tamirciler, artık Fiona'nın yeni sirenlerini takalım. Tamamdır. Şimdi yüksek ve güzel bir dadi sesi bulalım. İşte oldu. Hadi bir dene Fiona. Bu olmaz. Bu kapı zili gibi çünkü. Hadi bir daha deneyelim. Bu da dinozor sesi gibiydi. Bize dadi lazım. İşte bu bir dadiydi. Ama daha yüksek sesli olmalı. Şu trafik konisi senin sesini yükseltmişti değil mi? Belki benzer bir şey sireni de yükseltir. İşte ben buna yüksek seslerim. Güle güle Fiona. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için sağ ol.